bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi siz muhakkak Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyorsunuz. Öyle değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız lazım. İnanıyorum ki birçoğunuz Kur'an-ı Kerim'i en azından günde bir cüz, en azından günde yarım cüz kadar Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuzdur diye inanıyorum. Çünkü kıyamet gününde peygamberin davalısı olmak istemezsiniz. Yani kıyamet gününde bir grup insan var. Hani birinin parasını yemişsindir. Allah katında davacı olarak o gelecek. Ya Rabbi paramı yedi. Birinin gıybetini yapmışsındır. Davacı olarak o gelecek. Ya Rabbi benim gıybetimi yaptı. Ama bir de bir grup insan var ki Allah Resulü gelecek. Ya Rabbi ben bunlardan davacıyım diyecek. Kimdir onlar? وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Peygamber diyecek ki Allah'ım benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Benim kavmim bu Kur'an'ı harap, yıkılmış bir ev gibi öylece orada bıraktı diyecek. İnsan Kur'an-ı Kerim'i nasıl hecreder? Kimisi okumayarak hecreder, terk etmiş olur. Kimisi okur ama hükümleriyle amel etmeyerek hecreder. Kimisi hükümleriyle amel eder ama yeryüzünde onunla hükmetmez. Onu hakim kılmaz. Sadece biri öldüğü zaman gider Yasin okur cenazesinde. Ama parlamentosuna gelince parlamentosunda o kitapla hükmetmez. Kimisi böyle Kur'an-ı Kerim'i hecreder. Çeşit çeşit hecretme yolu vardır. Ama bunlardan bir tanesi, peygamberin davalı olacaklarından bir tanesi, kıyamet gününde peygamberin ya Rabbi bu adam Kur'an okumuyordu deyip Allah Azze ve Celle'ye şikayet edeceği insandır. Onun için sakın ha Allah'tan korkalım. Kur'an-ı Kerim okuma ibadetinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Çünkü bu kitap bizim hayat kaynağımızdır. Nasıl su olmadan bedenlerimiz yaşamıyorsa, bu kitap olmadan da kalpler yaşamaz kardeşlerim. Eğer Allah'ın huzuruna gittiğiniz zaman sağlam ve selim bir kalple gitmek istiyorsanız, bu Kur'an ile kalplerinize hayat vermeniz lazım. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün insana ne mal ne de evlat fayda vermeyecektir. İnsana fayda verecek olan tek şey selim olan bir kalptir. Selim olan bir kalbin yolu da bu kitapta anlatılmaktadır. Yani bu kitabı onun için okuduğunuzu düşünüyorum. Ama yine de ben bir hatırlatma yapmak istedim.